neler yaptığımızı hatırlayalım. Tabi binaya tıklayınca 2 saat sonra geliyor. Güney Diyarları Jungle'ı. Güney Diyarları Jungle'ında hava binicilerini üretmeyi başarmışız. Lanetli Jungle'da ne var? Lanetli Jungle'da da ağıl arenası yapıyoruz. Ağıl arenası ne işe yarayacak? Stegagon yetiştirilmesini olanak sağlayacak. Ha, dinozor sayımızı arttıracağız. Biz burada en son mumyaların biriyle falan kapışmıştık. İyi hatırlıyorum bak. Hatta kapışan ordu burada mı? Oo, ben buradaki çarı ne ara 19 levele kastım ya. 3 tane dinozor var burada. Tüftüfçüleri kovalamıştım galiba. Tapınak muhafızları. Neler diyorsun? Şu an bunlardan hiçbiri basılmıyor tabii ama. Biz ne basacaktık bu orduya? Menzilli Stegagon falan mı basacaktık? Ya da vahşi Bastiladon. Dinozorlar nereden basılıyordu? Bizim yedek ordu nerede? İlk sarşın. Evet, yedek ordu buralarda takılıyordu. Çünkü şövalyeler geliyordu yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Şövalyelere karşı bir önlem almaya çalışıyorduk. En son bir tane ırkı bitirdin, arkaya dönüyordun madenlere doğru. İnsanlık mı ne geliyordu savaşa? Evet, şövalyeler geliyordu, hatırlıyorum bak. Sudan şövalyeleri. Bu kayan kumların oradaki Sudan şövalyeleri geliyor. Yani ceset diyarlarını alacaktık. Burada yanılmıyorsam skinkler vardı, fareler vardı burada. Peki ben buradaki fareleri kesebilecek güçte miyim? Ya her türlü keseriz ya. Granit dağına falan girer her türlü keseriz. Çarpık ay goblinleri de buradaydı. Şimdi abi bak, bu mekanın coğrafi konum avantajı. Buraya tek giriş yolu ya burası. Buradan giriş var değil mi buraya? Evet. Buraya tek giriş yolu ya bura ya da yukarısı. Şimdi şuralar tehlikeli. Çünkü Sisli Dağ tarafında goblinler var. Buradaki orduyu onarırız. Buradaki orduyla goblinlerin üzerine gideriz. Şu an buradaki asayişi sağlıyor buradaki ordu. Ve şeyi düşürüyor. Vampir yozlaşmasını düşürüyor. Buradaki orduyla goblinlerin üstüne gideceğiz. Buradaki orduyla da farelerin üstüne gideceğiz. Şuradaki Ceset Vadisi'nin şeyini sağlayacağız, üstünlüğünü sağlayacağız. Sıçanlarda büyü vardı. Evet, hatırlıyorum, o sıçanlar madeninde büyü vardı. Sen ne yapabilirsin? Biz seni ne yetiştirmiştik? Bu köpek gibi büyücüydü. Ben bunu gidip salak salak uzman falan yaptıydım, değil mi? Evet, yozlaşma hasarı, bilmem ne. Harbiden malak gibi kasmışız çarı. Buradan neye gidilir ki? Burada kalsın bu. Bu çocuk burada kalacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu arazideki vampir yozlaşmasını düşüren yegane ünitelerden biri bu. Şimdi burada ayarlara geleceğiz ve diyeceğiz ki kahraman eylem yapmadığında bizi durdurma tur aksın gitsin. Ordunu reform etmen gerekiyor. Kutsal yumurta olmaları önemli. Elimizden geleni yaparım. Elimden geleni yaparım. Şurada bir tur hızlı geçsin. Arkadaşlar, bu arada benim totallar çok kötü kasmaya başladı ya. Şu aptal Windows 10 update yaptığı GTX 1050 Ti'm bok oldu benim burada. Kutsal ünite basmıyor. Son savunucuların olayı bu. Elimden geleni yaparım. PC GG, vallahi GG oldu ya. Furkancığım iyi sahurlar, teşekkür ederim. Grafiklere bak, sucuklu yese o grafikleri ortalama ayarlara çektim. Gölgeleri falan kapattım. Her şeyi kapattığım halde böyle. Format at PC'ye. Windows 10 update'i üzerine. Bu update er geç yapılacaktı. Format atarak bir şey elde edemem ki. Driver'ları kontrol ettim Muhammed. Nvidia GeForce'un driverlarını yükledim. Saurus birimleri yetiştirme maliyeti, Skink ve Bukalemun birimleri yetiştirme maliyeti. İkisi de işime yaramaz da hadi şey yapalım. Buradaki savaşçım 3 level oldu. Sen kimsin? Ha, sen bu ordunun başındasın. Granit Dağı'na bir gir de şu Granit Dağı'nın bir asayişini sağlayalım ya.
Şuradan kazanılan geliri bir arttıralım. Tüm binalar için gelir. Ya yok, şimdilik dursun. Sen level almamışsın ki. Level alan hangisi? Üçüncü bir lord mu basıyordum ben? Allah Allah. Ha pardon. Bunun içerisine aldığımız kahraman. Eyvallah, anladım. Şimdi o zaman şurada kutsal yumurta birimlerinden basalım. Ne var? Doğru düzgün kutsal yumurta ünitesi yok. Normal ünite olarak ne alabiliyoruz buraya? 3 tane dinozorum var aslında. 3 dinozorum, binicilerim. Bunların hepsi 10 numara zaten. Ben tapınak muhafızı falan mı basacaktım bu orduya ya? Granit Dağı'na pusu atacaktım. Dışarı çıktılar, pusu atmışızdır oraya. Evet, oyundaki karakterlerin sesi gerçekten hoş. Lord Ascalon, görüşürüz. Dikkat et kendine. Ha, para bekliyordum galiba. Vahşi Bastilon için. O zaman madem Vahşi Bastilon basacağım. Parayı buraya vermeyelim. Dört tane daha mı dinozor alacaktım buraya? Bu daha zırhlı ha. Abi fark etmez ki, dinozorlarla yargı dağıtırım ben. Bir tane de buradan şeyden basarım. Yumurta bu kalemunlarından basarım. 10 numara açarım ben burayı. Bak, soğukkanlı birlikler için hücum bonusunu da aldım. 2 tur içerisinde bu ordu yapılır. Ondan sonra bu orduyla Sisli Dağ bölgesine gideriz. O ara buranın asayişi de oturmuş olur diye tahmin ediyorum. Şu Granit Dağı'ndaki ordu dinlenir. Granit Dağı'ndaki ordunun dinlenmesiyle onu da Karak-Urut bölgesine göndeririz. 10 numara olur valla. Şu an her şey yolunda. Tamam, benim kafada oturdu böyle. Hadi eyvallah babuş, ben sahura kaçar. Görüşürüz dostum, iyi sahurlar. Ankara'da imsak 4. Ama ben 2'de kapatayım ki yayını. Hani sahurumu hazırlayayım. Birazcık dinleneyim. Öyle şey yapalım ondan dolayı. Hani sahura hazırlamak için erken şey yapıyorum. 2'de kapatıyorum. Menzilli ünite basacaktın orada ya. Ya kanka, menzillilerin ben daha hiç iş yaptığını görmedim, biliyor musun? Azerbaycan'a da selamlar. Eri, hoş geldin. Crash Land serisi. Tam senlik oyun. Olur, göz atarım muhakkak. Windows 10'a güncelleme gelip duruyor. En azından Windows 8'de güncellemeyi kapatabiliyordun. Artı bir. Kesinlikle. Ben de ona çok çabaladım. Windows 10 güncellemeyi kapatsın diye, de kapatmıyor. Aynen abi, biz de 2.30 civarı sahuru yapıyoruz. Ben de Ankara'da oturuyorum. En güzeli. Menzilli Stegagon burada değil yalnız. Ya en kötü tekrardan bu devleri başka birisine takviye edelim. Menzilli Stegagon şeyde basılacak. Kuru Kafalar Diyarında basılacak. Onu basmak için de benim bu ağılı genişletmem lazım. Şu an ağılın levelini arttırmadan maalesef Menzilli Stegagon basamıyorum. Bu arada daha niyetlenmiş olan yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden götürüyorum suyu. Bilgisayarı Windows 8'e çektir. Olabilir. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şimdi burası emniyetteydi değil mi? Yürüyen Ölüler Diyarı. Şeytan omurgasının asayişini sağlamaya çalışıyoruz. Burası çoktan emniyette. Şu binadan bassak buraya. Ne veriyor bu? Tüm bina gelirlerini arttırıyor %15. Basılabilir. Sefer hareket menzili. Buradan şey yapabiliyoruz. Sur basabiliyoruz. Ya da lekesizlik artıyor. Dinozor binasını zaten upgrade'liyorum.
Bastilon güneş motoru. O ne ya? Ya sanırım askeri bina yapmayacağım ya. Jeotermal sütun yapacağım oraya. Ne işe yarayacak ben de bilmiyorum. Bak burada jeotermal sütunu işlemişiz. Yazdıklarımı görüyorsan ses ver. Hero eyvallah teşekkür ederim. Bastiyonlar ışık atıyor ileride. Ama bir tur içerisinde basılacak. Görürüz gelecek tur. Şu ordunun canı tamamlanmış mı? Aşağı yukarı tamam. Abi iki tane dinozorumuz var. Dur bir gelecek tur şu şeyi bir deneyelim. Gelecek tur şurayı bir deneyelim. Topraklarında gelir artışı için vergi iste. Bazı eyaletler zaten tamamen büyümesini tamamladı aslında. Büyüme ve asayişini tamamladı. Haklısın. Daha fazla vergi isteyebilirim. Bu arada totallar güzel yani. Çil oyun da gecenin son oyunu yapmak için bir parça kötü bir fikir olabilir. Çünkü yorgun kafayla çok şey yapamıyorum. Evet içeride mühendisi biliyorum da 3 tane dinozorla alamadım mı içeriği? Ama o zaman içeride ordu vardı. Ama hatırlayın o zaman içeride bir tane daha ordu vardı. Generalin ordusu vardı. Senin diğer lordun ordusu ana ordundan neredeyse daha iyi. Benim bu lordum değil, öteki lordum ana ordu. Yukarıdan goblinler geliyor, unutma, merak etme, goblinlerin oraya adam bıraktım. Elektrik atan bir ünite vardı. Evet hatırlıyorum. Onu halledeceğim ben. Şimdi içeride ordu yoksa ben burayı alırım. Var abi içeride ordu var. İçeride ordu var. Geri vites atacağız. Geri vites atacağız. Pusu kuracağız kapının önüne. Bak yine içeride adam var. Pusu kuracağız. Pusu da yakalamaya çalışacağız. Pusu da yakalayamazsak fena. İkile burayı. Buraya ne basabilirsin? Taş tablet bas. Şimdi buradaki büyük dinozorlu orduyla da ki bu elemanı T-Rex'e bindirmeyi başarmıştık en son. Sisli Dağ bölgesine doğru gidiyoruz goblinleri harcamaya. Şuraya pusu attık bakalım pusu yiyecek mi? Yalnız Granit Dağı'nda da garanti isyan geliyor değil mi? Abi asayiş veren bina falan basalım. Garanti isyan geliyor orada. Kuşat içeride ölsünler. Dışarı çıkıp dalarlar. Üstümüze hücum etme ihtimalleri var. Üstümüze hücum etme ihtimalleri olduğu için pusu atmayı tercih ettim. Dışarı çıkarsa pusuyla mıhlayacağım. Dışarı çıkmazsa sıkıntı. Ana orduya menzilli stego basabiliyorsun. Az önce basamıyordum. Ben Umut Mustafa'ya selamlar. Selamlar Umut. Ukalemunlar görünmez olabiliyor mu bilmiyorum. Daha önce hiç denemedim. Vergileri arttıracaktım. Evet unuttum. YouTube'a farklı bir seri yap. Zaten YouTube'da şeyler var. Kadim Krallıklar serisi var. YouTube'daki seri bayağı farklı. Yayını geri sarabiliyor muyuz? Maalesef. Maalesef. Nagas'ın takipçilerini yarın çek de izleyelim. Olur. Şey yapmaya çalışırım. Burada kim ordu basıyor? Burası orklar. Bizim bu orklarla bir şeyimiz yok. Pusu önlendi mi? Hayda. Oğlum şurada bir pusu kur. O binadan çıktığı anda ben onu indireceğim aşağı zaten. Bizim asayişim var ya içine sıçtı herif ya.
Adam bizim asayişin içine sıçtı. Ben bu arada burada şey menzilli stego basabiliyor muyum? Yok abi menzilli stego falan yok bu eyalette. Şu eyaletlerin büyümesini falan durduralım. Veba şansını azaltma. Ordular için yetiştirme maliyeti, rütbe falan filan. Araştırma oranı. Tüm bina gelirleri 2. Tamam. Vergide zaten. Rosetta. Kale basalım oraya da bir şeklimiz olsun. En güzeli kale basalım. Forager bölümü ne zaman gelir? En yakın zamanda. Yarın onu da çekmeye çalışırım. Buradaki asayiş ne alemde? Tamam, ordu yayılma menzili falan var. Bütün binalardan gelir vermeye odakla. Tamam, bu da bütün binalardan gelir artı asayiş. Bu mekan da bütün binalardan gelir artı asayiş. Efendim canım. İki de sağlayacağım. Küreselden bas o zaman menzilli stegoyu. Abi küreselden pahalı. Base'e döndüğümüzde bir ara yenileyeceğiz. Base'e dönene kadar şimdilik burada farklı farklı dinozorlarım var. Onlar idare eder. Evet, Sisli Dağ'da goblinler bekliyor bizi. Öteki herifler için de pusuyu kurduk. Bakalım kim pusuyu yerse. Aa, Hero evet ya, buranın olayı şey böyle. Doğrudan sohbet. Yani ben sana döndüğüm zaman bakıp cevap verebiliyorum. O güzel oluyor. Para gelişi 2004 doğum yılı. Süper. Chamri. Ulan zaten YouTube serisinde benim başıma belasın. Burada da mı bela olacaksın? Vallahi burada da bela olmaya geliyor. Peki ama niye? Ama niye abi? Şeyler ne yapacaklar ki oradan, ölüler? Kemre hem gözcülere girmiş hem bize girmiş. Bize girip ne yapacaksın ki? Senin ben mumyalarını dinozorla şey yaparım, dikerim. Çünkü niye olmasın yani? Oo Nuva hoş geldin, sağ olasın. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Sen nasılsın? Güvenilir değilsin. Ondan dolayı mı? Ama güvenilir değilsin diye insan dalmaz ki ya. Kabir kralları güvenilmezleri sevmiyor. Abi şimdi bizim şöyle bir problemimiz var. Farelerle savaştayız. Goblinlerle savaştayız. Kabir krallarıyla savaştayız. Şövalyelerle savaştayız. Anasını satayım. Her yerde savaştayız. Araştırmayı arttır. Granit Dağı'na isyan geliyor. Yok ben oraya bu orduyla girmeye çalışmam abi. Granit Dağı'nda isyan çıksın, bir isyanı patlatalım, en azından aksiyon olsun. Buralar eksi mi? Şuralar eksi. Çünkü buralarda bir şey var. Ne var abi buralarda? Lavdan dolayı falan galiba. Vallahi dinozorumla gidiyorum. Kamyon gibi ezeceğim çocukları. Sisli Dağ, Kadromelon, Defcon, Kral Akzak. Buraları da alacağım adamların elinden, orkların ellerinden de. Sabır. İsyan var. Olsun. İsyan olsun. Savaşta olmadıklarını say, daha hızlı biter. Abi bütün civarla savaştayız ya. Ama dinozoruz baba, vururuz kafalarına. Olur olur tabii ki, eski oyunlardan seri yaparız kankam, neden olmasın. Nagas'a karşı gözcülere ittifak at, hemen kabul eder. Zannetmiyorum ama bir deneyelim. Onlarda da akrep var. Akrep olan Nagas'ın takipçilerindeki şeyde
Neydi adamın adı? Aa, unuttum. Yandı biraz. Kafa bir parça yandı ondan dolayı. Siyah Arkan'da. Siyah Arkan Lord'unda. Hepsine akrep vermiyor olabilirler. Süper Hero aleyküm selam. Teşekkür ederim Jattava selamın için. Akrebe gerek yok. Büyüsü yetiyor. Evet, bu Total War Warhammer serilerinde büyü yıpratıyor biraz. İsyancılar çıkmış bu arada. O isyancıların üzerine doğru ilerleyeceğiz. Kimi kurban ediyoruz? Kasvetli kıyı şeyiyle eksi 10 ilişki. Hayır. Kimseyle ben ilişkim eksilsin istemiyorum. Şu isyanı bir parçalayalım. Birimlere tecrübe olarak yansıt bunu. Granit Dağı'na gir. Abi bize en yakın gözüken savaş şeyde ya. 4 level olan adama kalın dereliği verelim. Bize en yakın görünen savaş şeyde, bu goblinlerin orada. Sisli Dağ'a kendimiz gireceğiz. Mancınıkları var. Baba fark etmez ya. Şu savaşı elli bir yapalım, ben sıkıldım oturmaktan. Garnizon yerleşim yeri. Burada iki tane farklı birim. Dinozorlarla gireriz içeriye, yararız adamları ya. Bizim bir de T-Rex'imiz var hocam. T-Rex. Niye oto yapayım canım? Savaşın eğlencesi bu. Ne diyecektim? Savaşın eğlencesi bu. Bir ordu daha basamam. Bir ordu daha basarsam şayet ekonomim iyice dibe göçer. Önce bir var olan eyaletlerdeki binalarımı falan yükselteyim. Sonra ikinci orduyu yaparım. Ayrıca tek ordu gayet yeterli gelebiliyor. Şimdi iki ordu gayet yeterli girebiliyor. Çünkü bizim o jeotermal bölgenin iki tane girişi var. Biri goblinlerin elinde, diğerinin de bir kısmı bizim elimizde, bir kısmı fare adamların elinde. Oraları iki tane garnizon tutarsa biz burada ömür boyu kalırız. Hiç sıkıntı olmaz. Radol alırsın. Umarım. Elimden geleni yapacağım. Evet, onu fark ettim dostum ya, maalesef. İskeletler canı yarının altına geldiğinde şey yapıyor. Canı yarının altına geldiğinde bayağı yıpranıyor. Çok savaşım var yalnız, hatırlatayım. Sıkıntı yok. Azerbaycan'da internet çok kötü. Paşam emin ol, Türkiye'de de aynı dertten muzdarip olan babuşlar var. Yani ne yazık ki şey böyle, umduğunu alamayabiliyorsun, umduğunu bulamayabiliyorsun. Kale yok, bir şey yok. Normalde mi %50 verdi bize? Oğlum adamların mancınıkları olsa kaç yazar? Ben bu iki dinozoru salacağım adamların üzerine. Güzeller ha. Güzeller. Şöyle yapalım şimdi. T-Rex'i de ver buraya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Sadece bu adamlarla dağıtırım orayı. Sen bunu 4 numara yap. 4 numara. Bir numara şuradaki kertenkeleler. İki numara bu kalemunlar. Vurkaç yaptıracağım onlara. Üç numara da bizimkilerin yanına takviye olarak girer. Şöyle bir düşman goblin ünitelerini de göstereyim size. Mobilden bağış var mı bilmiyorum dostum, maalesef ki. Abi Lord ve o altısı yeter bence. Diğerlerini AFK bırak muhtemelen. Aa İlker, aynı kullanıyoruz interneti. Benimki seninkinin 50 megabitlik sürümü. Platin paket falan diye geçiyor.
Sözleşme yapmadığımdan dolayı cayma bedeli falan 300 gibi pahalı. Evet, ork efendilerde böyle ork birimleri. Goblinler buradalar zaten. Goblinler çok çoruk çarık birimler. Lordlarının sayısı fazla. Lordları ziyadesiyle kalabalık. Arkada da bir tane mancınık var. Aslında şöyle yapabiliriz bak. Arkadaşlar kasma var mı bu arada? Yani oyunda bir donma monma var mı? Şunları hemen mancoları imha etmeleri için yolluyorum. Vallahi 4 numaraya da diyorum ki git dümdüz dal. 1 numarada yavaş yavaş ilerlesin. 3 numaraya en son olaya müdahale edeceğim. Yok, ben hissetmedim kasmayı. Ama kasma olmazsa iyi ya. Arada oluyor. Drop demiyorum. FPS drop. Yani yayın drop'unu demiyorum. FPS drop var mı? Aslanım benim be. Ne güzel binmiş dinozora. Aa, arkadan geliyor bizimkiler. Hadi bakayım, sen lordsun. Sıkıntı yok babuşum, çok az. Dur bakalım ya, bu bilgisayar beni fitil ediyor da biraz. Şuna bir gir de bir görelim. Evet abi, tek yumrukla amel defterini kapama challenge. Vallahi olay yerine geldiler hocam. Mancoları pes ettirdik bile. Adamlar sıkamadan pes etti. Atlıları da bir şunun üstüne salalım. Silah hasarını, zırh deliciliğini al. Delici hasarını bas. Hızı ver, koş. Ya bunlar hep zırhlı üniteler yani. Bizimkilere karşı yapabilecekleri pek fazla bir şey yok. Atlılar ne yapıyor? Atlılar Lord'u kovalıyor. Atlılar Lord'u yedi bence. Evet, Lord'u yediler. Lord'u yediler. Gir buraya. Güzel parçalıyorlar bence ha. Akşam akşam var ya, film tadında. Oha, bütün hepsi mi kaçıyor? Yazık var ya, mancunun da dibini çıkarmış, sünnetlemiş mi kalıyor bunlar? Hani savaş %50 gözüküyordu? Paşam, hayırlar ola. Siz şuna bir girin, şuna. Şu gorttan dolayı duruyorlar onlar. Gerçi bizim bu kalem bunlar biraz şey yapıyor ama. Yemin ediyorum dehşet saçı. Topuğa vurdular aynen. Vay koçum benim. Ne yemişse artık dayağını. Arkadaşlar şurada toplananlar var. Onlara bir çakabilir miyiz? Şuna gider misin? Şuna bir gider misin? At 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 at. At, dinozoru etkileyecek sanki bana, at. Birader siz de orada ne var ne yoksa indirin. 2 numara nerede? Yok et şunları. Sıka sıka yok et. Yalnız goblinler sonradan tekrar toplandılar ha, helal olsun. Sonradan tekrar toplandı elemanlar. Tekrar bıraktılar. Ve tekrar toplanıyorlar. Evet, zafer bizim. Şunları bir ezin bakayım 4x hızla. Vallahi dinozorlar bile kovalıyor herifleri ha.
Ama bu savaş hani %50 idi. %50'den hatta birazcık daha aşağıda gözüküyordu ha. Nagas'ın takipçilerinde çömlek ile asker üretebiliyorsun. Özel üniteler. Ona göz atacağım mutlaka. Ona göz atacağım mutlaka. Abi 8 kayıp. Kimlerden öldü bilmiyorum. Lord 84 adam almış. Dinozorlar zaten kişi başı o kadar adam almış. Bir öğünde parçalamışlar. Bu kalemunlar falan filan böyle. Bebek gibi çak. Orklardan daha korkaklar ama erken toplanıyorlar. Zaten karşımızda ork cüce karışık savaştık kanka. Ork cüce karışık. Bu Samet abi değil mi? Benim. Buyurun. Oh, 3200 gold'u da var ya. Çok tatlı cepledik. Aha da 20 level'de olduk. Yağmalayıp bir de bölgeyi işgal edelim. 10 numara. Güç arzulayan isimli başarımı aldık bu arada. Düşmanlar muharebede öldü. Güzel. Bu goblin parçaları boynuzlu. Binek soğukkanlı. Grimlock. Grimlock'a binelim abi. Demek ki en taşaklısı Grimlock ki Grimlock. Lustre'de bile çok nadir bulunan ve soyu neredeyse tükenmiş olan boynuzlunun doğaüstü hızı onu diğer soğukkanlıların önüne geçiriyor. Ha, Grimlock'tan daha iyisi yoktur herhalde ya. Onurlandıran ihtiyar. Aa, şu ismini okuyamadığım arkadaşın özelliğini alacağım çünkü %15 fiziksel direnç gerçekten bana çok çok mantıklı gözüktü. %15 fiziksel dirençle biz yargı dağıtırız. Dünya kadar başarım aldım bu arada arkadaşlar. Şurayı tamir et bakalım. O 6000 dukat olunca paralar da bir coştu. Ha, ikinci kademeye taşıyabilirsin burayı ya. Onlara 2 ve 3 stack verebiliyorsun galiba Samet abi. Elimden geldiğince almayın mı? Kanka ayı gibi adamı şeye sokuyorum. Ne demek alma? Fiziksel savaşın ortasına sokuyorum herif. Cephede birebir kalıyor. Cephede birebir kalma durumunda nasıl almayayım ya? İlkerim görüşürüz. Zaten ben de şöyle bir tur daha ilerletirim. Ondan sonra ufaktan bir salarız mevzuyu. Onu almayınca olmaz ki adamın içine yani şey dalıyoruz böyle bireysel dalıyoruz. Dinozorlar elbette ki milliyi parçalıyor. Koray hoş geldin. İyiyim sağ olasın sen nasılsın? Sen de iyisindir inşallah keyfin yerindedir diye umut ediyorum. İlker iyi geceler kankam hadi Allah kabul etsin. Saat 2'ye giriyor evet. Yusufçum sen de Allah'a emanet ol sağ olasın. Yayını kapamasak mı? Kanka ben şey yapacağım, sahur yapacağım. Öyle şey yani devam. Yarın yine buradayım. Ramazana kadar tüm gün buradayım arkadaşlar. Dediğim gibi yani sabah eğer kalkabilirsem, uyanabilirsem YouTube'a videoları halledeceğim. YouTube'a videoları hallettikten sonra akşam 4 ila 8 arasında yayında olacağız. Sahur yayınımız da olacak elbette tekrardan. İftar yayınları 16 ila saat 4'te başlayacak, 7.30'da bitecek. Sahur yayınları da 10'da başlayacak, 2'de bitecek. Discord'da satış yaptım. Bir parça abi. Bir parça. YouTube için vallahi şu an elimde hiçbir şey yok. Bakalım ayarlamaya çalışacağım. Şurayı bir tek yakalasam var ya. Tek yakalamayı da geçtim. Buranın üzerine birazcık orduyla çullanmak lazım. Ama bu ordu olmaz böyle. Menzilli stegagonlar falan. Allah ne verdiyse basıp öyle çullanmak lazım. Bak şimdi basabiliyorsun menzilli stegagon ünitesini. Burayı dörtlersem ne oluyor? Asayiş artı 10 oluyor. Orayı da dörtleyebilirim. Şurayı da üçleyebilirim. Orayı sonra üçlersin. Burayı üçte.
1800'e de zaten bir şey yok galiba. Yavaş yavaş gelir artsın şey yapacağım. Üçüncü ordu projesinde de bir soyunacağım. Şimdi bu orduyla vurmaya devam edebiliriz. İsyan çıkma ihtimali var elbette. Bir tur daha bekletelim. Sonra Kintepe ile şuradaki bölgeleri işgal ederiz. Ama bunları sonraki yayında yapalım. Saat 2'ye geliyor. Ben de bir sahurumu yapmış olurum o vesileyle. Şuradan bir kaydımı alayım. Hoppacık. Güzel güzel, son savunucular şeyi keyifli açıkçası.